İlk defa kaldığımız evde rüya hatırlamak için ve rüyaya yatmak için olan ritüeller. Bana su getiren kişi evleneceğim kişi oluyor. Yastığın altına anahtarı yerleştiriyor ve o gece rüya yatıyor. Çok büyük ihtimalle rüyanın cevabı gelecek. Merhabalar sevgili Zeynep Ergen. Merhaba Düzses. Şöyle bir büyük annelerimizin anlattığı bir şey vardır. İlk defa bir evde kalacaksak, taşındığımız bir ev Evet, olabilir, yeni evet, satın evet. aldığımız bir ev olabilir. O gece gördüğümüz rüyalar kıymetlidir ve bize mesaj verir. Evet, doğru. Peki bu rüyaları hatırlamak için ve doğru rüyayı yakalamak için Doğru rüyaya. faydacı bir noktadan ne gibi ritüeller yapmalıyız? İlk defa kaldığımız evde rüya hatırlamak için ve rüyaya yatmak için olan ritüeller, öyle diyelim. Evet. Çünkü ilk defa kaldığımız alan bizim orası ile ilgili bir bilgimiz olmadığı için ve bir niyetle geldiğimiz için bizim için bir bilgi alanı. Orada göreceğimiz rüyalar da kuvvetle muhtemel gelecek rüyaları. Eğer bir niyetle girersek oraya, bu şekilde niyet edersek. Bir kere bununla ilgili şöyle bir şey var. Anadolu'da çok eski ritüeller var. Eğer ilk defa kalacağım yerde bir yeni ayda kalıyorsam, eğer bir yeni ay döngüsüne denk gelmişsem, çok büyük ihtimalle rüyanın cevabı gelecek. Rüya rehberinin cevabı gelecek. Bu noktada yeni ay yeni başlama Evet, enerjisi olduğu için. yeni başlangıç enerjisi olduğu için. Birincisi tuzla ilgili niyetler var. Bir işte bir parça tuzu bir kağıda sarıp işte kağıt peçete olabilir sarıp bir rüya niyetiyle yastığın altına koymak. Mümkünse eğer bunu yaparken hani işte bir günü, yarım günü en azından çok kendin bedensel olarak problem olmayacak şekilde biraz susuz geçirmek. Yani suyla hani susuz kalarak geçirmek. Tuz ritüeli yeni ayda yapılabilen ritüellerden bir tanesi. Dediğim gibi rüyamda bana su getiren kişi evleneceğim kişi oluyor. Böyle bir inanç var. Evet. Büyük anne bilgeliği. Büyük anne bilgeliği. Bu bazen evleneceğim kişi oluyor, bazen mesela çok ihtiyacım olan bir konuda, örneğin işte işle ilgili bir durum ya da bir konuyu çözmekle ilgili bu bir bilge kişi olarak da gelebiliyor. Mesela işte bir din büyüğü olabilir, ailedeki bir büyük kişi olabilir. O Kariyerle getiriyor. ilgili bir şey olabilir Kaderle belki. ilgili bir şey olabilir. Kariyer. Pardon, özür Ama dilerim. kader de Kariyerle ilgili, olabilir, evet. evet. Kader ve kariyer, hani yeni konu neyse kişinin gündemindeki soruya ilişkin olarak o su getiren kişi, bilge figür, o konuyla ilgili çözümü getiren kişi de oluyor. Ya da onun vesilesiyle bir konu çözülüyor, bir bağlantı oluyor. Bir tanesi bu. İkincisi de bazı bölgelerde, özellikle Akdeniz bölgesi gibi bazı bölgelerde yastığın altına şeker konuyor. Yine yeni ayda, özellikle yeni ayda yapılabilir bu. Ya da mesela Ramazan'da çok yapılan ritüellerden bir tanesi bu. Şekerde tatlılıkla ilgili, bu da hani aşkla ilgili, işte sevinçle ilgili, bazen bebekle ilgili, hani bir bebek niyetiyle ilgili. O şeye dair, sevince dair ne niyet varsa aynı şekilde şeker konarak o gece rüyada şekerle ilgili, işte tatlılarla ilgili bir rüya görülürse ki mesela sofra da bir bolluk bereket sembolüdür. Bu tür rüyalar varsa o zaman rüya gören bunun yaşamında hani ona ilişkin bir gelişme getireceğini, onunla ilgili bir ihtimal getireceğini kanaat getirebiliyor. Böyle bir rüya rehberliği var. Üçüncüsü de bizim coğrafyamızda çok bilinir bu ritüel. İlk defa kalacağım bir ev var, misafirliğe gittim. Evin sahibi ya da sahibesi kendisi bir anahtar getiriyor rüya kalacak olan misafirine. Rüyaya niyetleniyor ama anahtarı kişi kendisi getiriyor. Ev sahibi kendi getiriyor. Onun için de bir dilekte bulunarak hani işte bu gece göreceğin rüya işte senin için şu konudaki rehberlik olsun gibi. Hani rıza ile vererek, hani bilirsin rıza ile vermek çok önemlidir. Gönülden vermek anlamında. Anahtarı avucunun içine koyuyor. Rüyaya yatacak olan kişi hiç başka kimseyle konuşmadan, hani tam yatmaya yakın, başka kimseyle konuşmadan kendi duasını edip yastığın altına anahtarı yerleştirip o gece rüyaya yatıyor. Bu bazen bir gece yapılıyor, bazen 2 gece değil, bazen 3 gece yapılıyor. Bazen farklı evin farklı anahtarları kullanarak yapılabilir ya da her gece aynı anahtarla rüyaya niyetlenip yatabilir. İşte evleneceğim kişi, konuyla ilgili karar alacağım konudaki rehberlik, karar alacağım konu her neyse onunla ilgili rehberle niyet ederek. Ama anahtar şu, hep niyet ediyorumu kullanarak. Yani nokta nokta konusunda niyet, rüyaya niyet ediyorum.
işte bunu rüyamda görmeye niyet ediyorum. Bunu gördüğümü hatırlamaya niyet ediyorum gibi. Dolayısıyla tuz, şeker ve anahtar ilk defa kalacağım alanda, ilk defa kalacağım evdeki rüya niyetlerinde, rüya niyetleriyle ilgili. Tabii şimdi şöyle bir şey de var. Belki izleyiciler de, bizi izleyenler de bunu sorabilir. İşte ev değil, işte bir otelde kalıyorum. Şimdi ben onu soracaktım. Çünkü özellikle iş nedeniyle evet. çok sık seyahat eden insanlar vardı. Ki onlardan bir tanesi de benim. Tabii otel odalarının farklı enerjileri tabii, oluyor. Tabii. İlk defa kalınacak bir oda. Ama bu orası aslında paylaşımlı bir oda. Paylaşımlı bir alan. Sadece aynı anda paylaşmıyoruz. Evet. Oradaki ritüeller neler olabilir? İşte eskiden hanlar, kervansaraylar varmış. İşte şimdi otel oldu, pansiyonlar oldu vesaire. İki tane ritüel var bununla ilgili. Mesela hanlarda, kervansaraylarda kalacak olan kişi eğer bir dervişse, hani bir yolcu bu anlamda, biraz hani spiritüel, ruhsal bir yolculuktaysa, uykuya geçeceği alanın karşısındaki neresiyse orası, oradaki işte pencereye gidip gökyüzüne bakarak rüya niyetinde bulunurmuş. Oo, çok güzel. Hani gökyüzünden bana gelsin diye ve mutlaka yüzünü pencereye dönerek, yani yüzü pencereye bakacak şekilde uykuya dalarmış. Dolayısıyla gece gözünü kapattığında son gördüğü şey ve sabah ilk kalktığında, hani uyandığında ilk gördüğü şey gökyüzü oluyor. Bu şekilde bir rüya rehberine niyet edermiş. Otellerde, işte pansiyon alanlarında bizim o alanda hani bir gecede kalacak olsam, işte kaç gece kalacaksam da öncelikle o alanı, hani biliyorsun hayvanlar böyle olduğu yerde dönerler, işaretler. Öncelikle alanı bana ait olduğuna bir işaretleme yapmam lazım. Dolayısıyla ben şunu öneriyorum. Yattığım alanda kendimi daire içine imgeleyerek, yani öncelikle ben burada bir misafirim, konuk olarak burada bulunuyorum. Buradaki bütün şeylerle, hani buradan daha önce geçen bütün duygularla, düşüncelerle, işte rezonanslarla uyumlanarak, ama şu anda burası benim alanım. Hani ben muhafazaya alındım, buradayım diye kendi bir daire içine imgeleyerek, mümkünse biliyorsun burası kalp çakra hizası. Ellerini buraya yerleştirip bu şekilde bir rüya rehberine niyet edebilir. Öncelikle alandaki bütün oradaki duygular, düşüncelerle uyumlanmak, ama rüya rehberine buradan niyet etmek. Bu bazen şey gibi olur, hani bir önceki kişinin orada hangi duyguyla nasıl geldiğini, gittiğini bilmiyorum, ama öncelikle kendime bir alan, sınır belirliyorum. Sınır demeyelim, alan belirlemiş oluyorum. Böyle bir rüya niyeti ve daire içine, daire biliyorsun bir aydınlanma sembolü, daire içine alarak muhafaza ve merkezlenmeyi sağlıyorum. Bu şekilde rüya rehberine geçebilirim. Bu da ilk defa kaldığım alanda verimli, güzel bir hediye getirecektir mutlaka. O zaman ev, otel gibi o barındığımız mekanları şöyle algılıyor olmak lazım. Barınma ihtiyacımızı, yani temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesini karşılayan mekanlar. Evet. Zaten bir evle kurmamız gereken bağlantı da bu. Evet. Hani ev olunca biraz daha özel, biraz daha başka şeyler bırakıyoruz, ama geçici bütün alanlarda da oradan gelmiş geçmiş olan her şeyin, bütün hallerin içinden geçiyoruz aslında. Bir de ruhsal yolculuğumuzda da bu önemli. Hani geçici olarak da orada bulunma, sembolik olarak da geçici olarak oradayım, ama oradaki her şeyle temas halindeyim. Dolayısıyla oradan alacak bir şeylerim de var. Ama kaldığım alan, gece bütün rezonanslar aktif olduğu için o alanda kendimi hizalıyorum, kendimi merkezliyorum. İlk defa kaldığım evde, dediğim gibi burada hani ev sahibesinin, ev sahibinin rızası çok önemli. Bir ritüel daha var orada, ondan da bahsedeyim. Bazen bazı kültürlerde, bazı coğrafyalarda çocuğu rüyaya yatırtıyorlar. Hani işte diyor ki, işte çocuğun daha haberi de yok bundan. Daha duru görüşü olduğu evet, daha için. Hani özellikle şey, hani ergenlik aşamasına gelmemiş olana. İşte bu gece hiç söylemiyorlar çocuğa da bunu. Sabah kalktı, ne rüya gördün diyorlar. İşte o gelen konuğun rüyası oluyor. Hatta işte eğer evlenecek, işte bir yere gidecek, gurbete gidecek. Eskiler öyle söylemiş. İşte gurbete çalışmaya gidecek, işte askere gidecek vesaire. Hani onunla ilgili durumu o çocuğa sorarlarmış. Hani sen bu gece ne gördün rüyanda? Hadi anlat bakalım falan derlermiş. Bu da bir ritüel. Hani bugün çok uygulamadığımız şeylerden var, ama hala bazı ailelerde, bazı kültürlerde uygulanan ritüellerden bir tanesi. Evin en küçük çocuğu ya da ergenlik yaşına gelmemiş olan çocuğa uygulananlardan. Dolayısıyla bütün bunların hepsi rüya rehberliği için fayda getirecektir. Son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Bu ritüelleri yaptık.
ama ne rüyamızı hatırlıyoruz ne de rüya görüp görmediğimizden çok emin değiliz. Uyandığımda hangi duygu varsa mutlaka baskın bir duygu vardır. Hani sakin uyandım veya tedirgin uyandım. Sakin uyandıysam onun bana bıraktığı bir duygu vardır. Bir şey vardır mutlaka ve hani ben de öyle deneyimliyorum. Öğrencilerim, danışanlarım da öyle deneyimliyor. O bana eş zamanlıkta gün içinde başka bir yerden cevabını verir. Ama eğer tedirgin uyandıysam, hani böyle bir şey yaptım ve tedirgin uyandım, o zaman kuvvetle muhtemel henüz o niyetle ilgili koşullar hazır değil. Yani sonra tekrar bak diyor buraya sistem. Bu şekilde düşünebiliriz. Yine tatlı tatlı hayra yordun. Evet, hayra yoralım. Tedirginliği bile hayra yor. Bak öyle, iyi geldi, öyle. Güzel geldi. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz ve bu sefer ben söyleyeceğim. Hayra yormazsan hayat yorar.